Polat Alemdar, vekil neden burada değil? Faruk Bey ile ilgili bir sorun mu var? Faruk Bey maalesef ele geçirildi. Akıbeti hakkında bilgimiz yok. Hayatta mı değil mi bilmiyoruz. Yanlış yaptınız Polat Alemdar. Deşifre olduğumuz ortaya çıktığı an gereğini yapmamıza mani olmayacaktınız. Faruk Bey'i ele geçirenler tapınakçılar mı? Evet. Tapınakçılarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşabildiniz mi? Faruk Bey'i kurtarmak için ne yapıyorsunuz? Şu an bütün kurum ve imkanlarımızla bunun için çalışıyoruz. Sizlerden bir müddet ben Faruk Bey'i bulana kadar buradan ayrılmamanızı rica ediyorum. Faruk Bey'i kurtarmak çok önemli. Ama milletimizin bekası ondan çok daha önemli Polat Alemdar. Bir hata yaptık. Hatamızda ısrar etmeyelim. Faruk Bey'in ele geçirilmiş olması bizim için acı bir ders oldu. Heyetin geri kalanının ele geçirilme riskini göze alamayız. Faruk Bey hayatta olduğu sürece sistem kendini yenilemek için harekete geçmeyecektir. Soy kitabının muhafızlarını harekete geçirmek için gereken koşullar sağlanmadan heyetin hükmünü terk etmesi doğru değil. Bana engel olmayacaktın Mete Bey. Poyraz, Polat Alemdar Araz'ı senin gözünün önünde sıktı ki sen de Faruk'u öldüresin. O da biliyor ki Faruk'u sağ ele geçirmen onlar için sonun başlangıcı. Hı? Poyraz! Ne yapıyorsun sen? Poyraz, Polat Alemdar senin Faruk'u öldürmeni istiyor. Ona istediğini verecek misin? Araz'ın intikamını alamazsam senin kafana sıkarım Mete Bey. Tapınakçılar için öyle büyük iş başardın ki Faruk'tan alacaklarını aldıklarında sana sadece Faruk veya Polat Alemdar'ı değil, ne istersen verecekler. Hı? Benim istediğim tek bir şey var. Kardeşimin kanına karşılık kan akıtmak. Gerçekten çok büyük bir iş başardınız. Bu işi başarmak için bir kardeş feda ettim ben. Fedakarlıkların karşılıksız kalmayacak Boyraz. İntikamını da ödülünü de alacaksın. Hakkınızda çok şey duydum Mete. Bundan sonra daha iyi şeyler duymanız için elimden geleni yapacağım. İstihbarat müdürü geldi mi Abdülhamit? Yolda abi, geliyor. Abi sana acil bir şey göstermem lazım. Siz dışarı çıkın. Abi, sabah şifreli bir dosyayı daha kırdık. Bunu izlemen lazım.
İstediğinizi aldınız. Artık bana istediğimi verin. Siz biz diye bir şey yok. Biz artık biriz. Öncelikle heyetle ilgili planlarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Heyet olmadan Polat Alemdar zaten bir hiç. Yanılıyorsunuz. Alemdar'ı ortadan kaldırmadığınız sürece heyeti yok etmeniz mümkün olmayacak. Geçen zamanlar içinde inanılmaz işler başardın. Beni etkilemeye çok yakınsın Poyraz. Yalnız biraz sabırlı olmayı öğrenmelisin. Ne var Abdülay? Abi müdür geldi. Al içeri. Bundan başka kimsenin haberi var mı? Yok abi. Olmayacak Talha. Buyurun. Müdür bey, Faruk Bey'in yerini neden bulamadınız? Siz haber verir vermez hastanenin etrafındaki kameralardan takibe başladık. Bir noktaya kadar izlerini sürdük fakat bir noktada müdahaleye uğradık. Nasıl bir müdahale? Amerikan ordusunun kullandığı elektromanyetik silahlar var. Dün gece onlardan biri merkez binamızın yakınlarında kullanıldı. 2 saat boyunca bütün sistemimiz çöktü. Faruk Bey hayatta olmasa bu kadar zahmete girmezlerdi. Ben de aynı kanıdayım. Faruk Bey hayatta olduğuna göre Margaret ve büyük üstadları Türkiye'ye ya geldiler ya da gelmek üzere yoldalar. Bütün imkanlarınızla onları bulmaya çalışın. Peki. Tapınakçı üstadları içinde en şanslı olan benim galiba. Atalarım bugünü görmek için her şeylerini verebilirdi. Ben 30 yıl önce bugünü göreceğime yemin ettim. Sırf sizinle bu konuşmayı yapabilmek için Türkçe öğrendim. O zaman imkanım varken bol bol konuş. Bundan fazlasını göremeyeceksin. Ben hırslı bir adamım. Daha fazlasını elde etmeden pes etmem. Ama ben yaşlı ve çok hasta bir adamım. Omuzlarımda 2000 yıllık bir sorumluluk var. Korkarım işinize yaramadan pes edeceğim. Faruk Bey, sandığınız kadar hasta değilsiniz. Sizi buraya getirmek için hastalığınızın arttığına ikna etmemiz gerekti. Bu kadar boşuna uğraşmışsınız. Benden öğreneceğiniz bilgilerin size hiçbir faydası olmayacak. Ele geçirildiğim öğrenilince sistem kendini korumak üzere harekete geçmiştir. 2000 yıldır gizli kalmanızın sırrı bu demek. Sizden o sisteme dair çok şey öğrenemeyeceğimizi biliyorum. Ama söyleyeceğiniz her şey bizim için çok yeni ve önemli olacak. Benim de Türkçeme katkısı olacak. Kuşkunuz olmasın. Matthew
alanının en iyilerinden biridir. Ondan saklayabileceğiniz bir sır yok. Abi ne yapıyoruz? Önceliğimiz soy kitabı Cahit. Ne yapıp edip soy kitabına ulaşmamız lazım. Abi anlattığın gibi ise elimiz kolumuz bağlı. Muhafızlar çıkmadan biz ne yapabiliriz ki? Muhafız ortaya çıktığında hepimizi takip edecekler. Soy kitabını almaya öyle birini göndereceğim ki kimsenin aklına bile gelmeyecek. Kim abi? Heyette bir koltuk boşaldığında yeni üyeyi nasıl seçiyorsunuz? Üyeliğe uygun olanların içerisinden heyet oylamayla yeni üyeyi seçer. Sözünü ettiğiniz liste elimizde. Şimdi, heyetin tüm üyelerini ortadan kaldırırsak, bu listedekiler ortaya çıkıp yeni heyetimi oluşturacaklar. Hayır. Onlara haber verilene kadar onlar heyet üyeliği için aday olduğunu bile bilmezler. Yani bu durumda üyelerin hepsi aynı anda ölürse İhtiyarlar heyeti yok olacak, öyle mi? Hayır. Heyet üyelerinin hepsinin ölümü halinde olağanüstü tedbirler devreye girer. Bu tedbirler neler? Güveniyor. Bir doz daha yapacağım. Üyesi kaldırabilir mi? Kalp krizi riski var ama böyle bir durumda müdahale etmek için hazırlıklıyız. Samet, Oğuz al yanıma gel. Abi şimdi herkes bizi arıyordu. Takibe takılırız. Samet... Ben araza takıldım. Siz de takibe takılın. Bu tapınakçılar buraların mantığını anlamıyor. Biz arazın intikamını almazsak burada bize zil takıp oynatırlar. Kara abi, bu öldü. Oğlum ölüyle bizi niye arabanın içinde götürüyorsun? Niye söylemiyorsun? Abi ben numara yapıyorsan iyiyim. Son numarasını sana saklamış imdat. Abi Polat abi haber versin. Ne oldu lan? Tırstın mı? Kaçakçıyla mafyayla savaşmıyoruz. Başka bir ülkenin toprağında eylem yapıyoruz. Büyük kriz çıkabilir. Oğlum buralar yabancı sayılmaz. Ata toprakları. Gelişimiz şerefine inşallah büyük tören hazırlamazlar kara. Biraz çatapat olacak tabii. Biraz kulaklarımız uğulduyacak.
olağanüstü tedbirler nelerdir? Olağanüstü tedbirler nelerdir? Heyetin yok olmasıyla birlikte soy kitabının muhafızları devrildiler. Soy kitabı nedir? 11 kadim soydan gelen seçilmişlerin soy kütüklerinin tutulduğu kitap. Bu 11 kadim soy 2000 yıldır heyete üye ve hizmetkar yetiştirir. Bunların hepsi Türk soyları mıdır? Hayır. Bunların içinde Kürt, Çerkez, Arap, Arnavut soyları da var. Soy kitabına muhafızlarıyla nasıl irtibat kuruluyor? Bu tek yönlü bir kanaldır. Biz soy kitabının muhafızlarının kimler olduklarını, nerede olduklarını bilmeyiz. Biz var olduğumuz sürece onların ortaya çıkmasına gerek yoktur. İki bin yıldır nüfuz edilememelerine artık şaşırmıyorum. Sistemleri olağanüstü. Heyet üyelerinin öldüğünden soy kitabı muhafızlarının nasıl haberi olur? Gel. Efendim, Poraz'ın adamları az önce Mobese'ye yakalandı. Hangileri? Samet ve Oğuz. Sakın gözden kaçırmayın. Nereye gittiklerini mutlaka öğrenmemiz lazım. Emredersiniz. Tamam müdür bey, siz takibe devam edin. Poraz'ın adamları takibe takılmış. Çıkıyoruz. Talha, Şamil, siz burada üyelerin yanında kalacaksınız. İyice havaya kaptırmışsın kendini Akif. Karşında emirlerin yok. Şamil, şimdi zamanı değil. Ne diyorsam onu yap. Siz meselenin ciddiyetinin farkında mı değilsiniz? Yoksa benim sabrımın bittiğinde ne yaptığımı mı görmek istiyorsunuz? He? Manolya, ben bu kahvaltıya bir uşak, bir rast, bir de yörük semayı beste yapmam lazım. Afiyet olsun. Güzel kuşum. Gel, gel otur. Sen ne kadar beni üzmemek için saklamaya çalışsan da bu ince ruh her şeyi görüyor. Üzülüyorum tabii İhsan. Abimi kaybettim. Hayattaki tek yakınımdı. Ama ya sen olmasaydın? O zaman yapayalnız kalırdım. Hayatım, sana söz veriyorum. Ben abin gibi olmayacağım.
Seni ve oğlumuzu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Ver elini. Ver bakayım. Ben sana güzel bir kahve yapayım hayatım. Ne oldu çiçeğim? Ah, ilk tekmesini attı galiba. Kurban olurum ben onun tekmesine. Katil! Manolya ne yapıyorsun? Gümürteceğim seni. Manolya! Allah senin belanı versin İhsan. Abim senin yüzünden öldü. Bir de pişkin pişkin Manolya, seni hala sevmemi bekliyorsun. Sen nasıl kanmaz değilsen? Ben de abisinin ölümüne sevinecek kadar ahlaksız değilim. Tamam beni bıçakla. Bana kıyma, evladımıza kıyma. Ne evladı İhsan? Çocuk mucuk yok. Beni üzmek için öyle konuşuyorsun değil mi? Ben senden çocuk doğuracak kadar gerizekalı mıyım? Kimsiniz benim adamlarımı bekletiyorsunuz? Özür dileriz efendim. Miss Theodora'nın kesin talimatı var. İrrite etmeyin beni. Ne diye talimat verdi Margaret size? Poyraz'ın adamlarını bekletin. Kafanıza sıktırın diye mi? Abi, Polat Alemdar mekanını öğrenmiş. Buraya geliyor. Unutmayın, Margaret'ın kesin talimatı var. Kimseyi içeri sokmayacaksınız. Hadi göreyim sizi. Çıkabilirsin. Hemen çıkmanız lazım. Alemdar buraya geliyor. Polat burayı nasıl bulmuş? Bilmiyorum. Gelsin soracağım. İstihbarattaki adamımız bizim çocuklara söylemiş. Alemdar yolda. Bir an önce çıkmanız lazım. Sen de bizimle geliyorsun. Hayır. Poyraz burada kalıp intikamını alacak. Biz gidiyoruz. Misafirimizi de çıkarın. Acele edin çocuklar. Buyurun. Size ben eşlik edeceğim. Nafiz. Sen Poyraz'da kal. Emredersiniz. Ne o Nafiz? Kanım kurudu. Alemdar, buraya ihtiyarı almaya geldin. Ben sana ihtiyarı vereceğim.
arkadan çıkacak. Ön taraftan girmek üzere. Çıkmamız lazım. Çıkıyoruz. Polat Alemdar adamını kaçıracak. Adamının kalbine şarjörü boşalttım. En fazla mezara kadar kaçırır. Bakıyorsunuz, arabaları getirin. Cahit'i hastaneye götürmemiz lazım. Yüreğimi koyamışım içine,
senden gelsin ölüm başım. Al ömrümü, koy ömrünü. Abi. Ellerini ellerimden alıp gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü, koy ömrünü. Abdüle, senden gelsin ölüm başım üstüne. Yüreğimi koyamışım Abdüle. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü, koy ömrünü. Ölüm başım üstüne. Yüreğimi koyamışımın içine. Senden gelsin ölüm başım. Kardeşimizin acısını yaşayacağız abi. Ben artık bittim, tükendim. Abdüle, kendine gel. Kendini bırakma. Benim gücüm kalmadı abi. Kardeşimin intikamını alacak gücüm bile yok. Kendine gel Abdüle. Abdül. Hepimizin içi yanıyor. Kendini bırakma. Ben kardeşimi defnedeceğim. Sonra da kendi mezarımı kazacağım. Daha fazla bir şey istemeyin benden. Ben sana ölebilirsin dedim mi? Ben sana bitebilirsin dedim mi? Bizim yas tutmaya hakkımız yok. Önce milletin bekasını sağlayacağız. Ondan sonra Cahit'i defnedip yasını tutacağız. Poyraz, Cahit'in kanı elimde. Seni bu ellerimle boğacağım. Yine büyük konuşuyorsun Alemdar. Ama hakkını yemeyeyim. Ameliyathanede o kadar uzun kaldın ki. Bir ara Cahit'i kurtaracaksın sandım. Gözetleyecek tek gözün bile kalmayacak Poyraz. Sen bitersen
Poyraz kazanır Abdüley. Biz bitersek onlar kazanır. Yanınıza gelmek istiyorum. Sana Türkiye'de değil, Boston'da ihtiyacım var Jack. Kendini toparlayıp bir an önce Boston'a dön. Emredersiniz efendim. Alemdar, ihtiyarların sistemini yeniden oluşturmak için harekete geçecektir. Faruk'tan aldığımız bilgilerle ona engel olabiliriz. Bütün adamlarını izliyoruz. Attıkları her adımı görüyoruz. Polat'ı küçümsemeyin Mete Bey. Bu hatayı yapanların hepsi şimdi mezarda. Faruk Bey'i ve heyeti kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Maalesef başarılı olamadık. Soy kitabının muhafızlarının ortaya çıkma zamanı geldi. Biz hazırız Polat Alemdar. Teamüllere uygun olarak uğurlanmayı istiyoruz. Ancak ölüme yürümeden önce sistemin yeniden tekamül edeceğine emin olmamız gerekiyor. Adil Bey. Yani son gerçek aksaçlı kendinde bulunan anahtarı bana emanet etti. Sizleri uğurladıktan sonra vücudunuza yerleştirilmiş olan vericiler ölümünüzü rasadi muhafaza iletecekler. Bu anahtarı tamamlayan diğer iki anahtarın muhafızlarına ulaştıktan sonra soy kitabını bulup yeni heyeti oluşturacak üyeler belirlenecek. Yeni heyet senin başkanlığında mı oluşacak Polat Alemdar? Ben de sizler gibi deşifre olduğuma göre buna imkan yok. Tapınakçıların hiç beklemediği, tecrübeli eski bir üye, yeni aksaçlı olarak yeni heyeti oluşturacak. Hocam, öyleyse Tanrı Dağı'na yürüme zamanımız geldi. Yeah.
Kısa bir süre önce sizinle buna benzer bir konuşma yapmıştım. O zaman hüküm adil bir için verilmişti. Şimdi aynı hüküm bütün heyet üyeleri için verildi. Görevinizi yerine getirebilecek misiniz? Bizim görevimiz üyelerin hayatta kalmasını sağlamak. Bu ne biçim görev? Sizin göreviniz üyelerin hayatta kalmasını sağlamak değil. Heyetin bekasını sağlamak. Üyeleri öldürerek mi sağlayacağız heyetin bekasını? Evet artık. Heyetin yeniden ve deşifre olmamış seçilmişlerle tekamül etmesi için bu şart. Heyet kendi hakkındaki hükmü verdi. Bu hükmü yerine getirmek zorundayız. Daha önce heyetin verdiği hükümlerin hepsini sorgulamadan yerine getirmiş gibi konuşuyorsun Polat Alemdar. Bu sefer hükmü uygulamak için bu acele niye? Sen kim oluyorsun abiyle böyle konuşuyorsun? Hepinizin kafası karışık biliyorum. Tereddütleriniz var. Ama sizden üyelere ve bana güvenmenizi istiyorum. 2000 yıllık kurumumuzu kurtarmanın tek yolu bu. Ben Eşref Bey'i öldüremem. Adil Bey için hüküm çıktığında o vazifeyi benim yapmam gerekirdi. Ama ben o zaman hayatımda ilk defa sizden kendim için bir şey istedim. Ve Akif benim görevimi yerine getirdi. Fakat bugün duygusallığa yer yok. Sizden kendimin yapmak istemeyeceği bir şeyi göstermek için bana en yakın olan üyeyi, Eşref Bey'i bizzat ben uğurlayacağım. Şimdi hükmü yerine getirecek misiniz? Beni bizzat uğurladığın, bu fedakarlığı yaptığın için sağ ol.
Eşref Bey. Ülke üzerinde de, bizim üzerimizde de hakkınız var. Helal edin. Bir nebze işe yaramışsak kendimizi şanslı sayarız. Bizden yana hakkımız da, kanımız da helaldir. Kara, 2 ton bomba yüklediler. Daha biz ne bekliyoruz? Bu arabaları da bizim sınırdan biri sokacak ya Erkan. Asıl bizim onu çözmemiz lazım. Adamın buraya geleceğine malum. Uykusuzluk sana hiç yaramıyormuş Erkan. Bunu da anlamış oldum. Lan oğlum, bu arabaları bizim sınırdan biri götürecek illaki. Hey olmadı, onu takip ederiz. Biraz daha beklersek ben o bombaları dürüm yapıp yiyeceğim. Açlıktan öldük arkadaş. Sız. Top güllesi. Sırayla uyuyacağız beyler. Pusat al. Gülle. Sende kal. Belki kertenkele, tosbağa, çıyan. Yiyecek bir şeyler bulursun. Hafızlardan olduğuna emin misin? Eminim Akif. Abi, muhafız mıdır nedir her kimse? Bize nasıl güvenecek? Anahtar bende Abdülhamid. Üyelerin yok olduğunu biliyor.
bizi diğer anahtarlara o ulaştıracak. Mete Bey, Poyraz olayları fazlasıyla kişiselleştiriyor. Poyraz gücünü bundan alıyor hanımefendi. O olayları ne kadar kişiselleştirirse o derece faydalı olur. Bunu unutmayın. Haklısınız. Fakat şu aşamada daha soğukkanlı hareket etmek zorundayız. Efendim, hava timimiz Polat Alemdar'ın harekete geçtiğini söylüyorlar. Polat Alemdar'ın muhafızla görüşmesine engel olmalıyız. Mete Bey bu konuyla ilgilenecek. İhtiyacı olan her şeyi emrine verin. Şeref duyarım hanımefendi. Bir dakika bekleyin. Bir dakika dedim. Ne var, ne istiyorsunuz? Polat Alemdar. Sizin burada ne işiniz var? Raif Bey, içeride konuşabilir miyiz? Arkadaşlar dışarıda beklesin. Raif Bey, heyet üyelerinin hepsi öldü. Neden bahsediyorsunuz? Ne heyeti? Sizin muhafızlardan olduğunuzu biliyorum. Siz de artık benim anahtarın sahiplerinden olduğumu biliyorsunuzdur. Söylediklerinizden bir şey anlamıyorum. Böyle saçmalıklara harcayacak vaktim yok. Lütfen çıkın, çalışmam lazım. Üyelerin öldüğüne dair sinyalin size ulaşmış olması lazım. Daha neyi bekliyorsunuz? Ben sizin anahtarın sahiplerinden biri olduğunuza inandım diyelim. Yine de yapılacak bir şey yok. Teamüller gereği bütün üyeler ölmeden harekete geçemem. Üyelerin hepsi öldü Raif Bey. Ama biri yaşıyor. Kim? Polat Alemdar rasathanede biriyle görüşüyor. Muhafız olduğunu tahmin ediyorum. Polat'ın muhafıza ulaşmış olması bir şeyi değiştirmez. Muhafız harekete geçmeyecek. Üyelerin her birinin vücudunda kalp atışlarını muhafıza ileten bir verici var.
alabilirsin. Ne yapmamı istiyorsunuz? Polat'ı da, muhafızı da öldürün. Gözlerimle gördüm. Polat Alemdar, ben üyelerden Adil Bey dışında hiç kimseyi bilmem tanımam. Benim görevim sinyallerin hepsi kesilirse o zaman başlar. Gördüğün gibi hala sinyal veren biri var. Raif Bey, vericiyi bir başkasına nakletmiş olmalılar. Bakın işte burası. Bakın. 2 dakika kalbi durmuş gibi görünüyor. Bu arada vericiyi nakletmiş olmalılar. İndir. Abi.